Ad halkına gelince onlar da uğultu yüklü, azgın bir kasırgayla helak edildiler. Allah onu 7 gece ve 8 gün aralık vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki o kavmin orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün. Şimdi onlardan hiç arta kalan bir şey görüyor musun? Kur'an'ın oldukça büyük bir bölümünü oluşturan geçmiş kavimlerin haberleri de kuşkusuz üzerinde düşünülmesi gereken konulardan biridir. Bu kavimlerin büyük bölümü kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlamış, hatta onlara düşmanlık göstermiş kavimlerdir. Bu taşkınlıklarından dolayı da Allah'ın azabıyla karşılaşmışlar ve yeryüzünden silinmişlerdir. Dünyanın birçok bölgesi, sapkınlıkları ve Allah'ın elçilerine isyan etmeleri nedeniyle helak olmuş kavimlerin izleriyle doludur. Helak olmuş kavimlere Kur'an'da verilen önemli bir örnek, Nuh kavminden sonra adı duyulan Ad kavmidir. Nuh tufanı insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biriydi. Allah'a ve elçisine isyan eden putperest bir kavim, sel sularına kapılarak helak olmuş, geriye bir avuç mümin topluluğu kalmıştı. Bu büyük felaketten sonra dünyada yeniden bir hayat başlamış ve hızla çoğalan insanlar Arap Yarımadası'nın çeşitli bölgelerine dağılmışlardı. Hz. Nuh'un torunlarından olan Ad da Yemen'de Hadramut civarında Ahkaf adıyla bilinen bir bölgeye yerleşmişti. Ad kavmi olarak anılan bu topluluğun yaşadığı topraklar oldukça verimliydi. Zengin topraklar üzerine kurulan yeni medeniyetin insanları, yani Ad kavmi, zamanla tevhid dininden uzaklaşarak dini bir sapma içerisine girdi. Kendilerine sayısız nimetler veren Rablerine şükretmeyi unutmuşlar, şirke düşmüşlerdi. Nuh kavminin helak olmasına neden olan putlar yeniden yapılmış, maddi zenginlik içindeki halk sefahate dalmıştı. İşlek yolların kenarlarına kurduğu devasa binaları eğlence ve fuhuş merkezi haline getiren sapkın Ad kavmi, bulundukları her şehre yaptıkları yüksekçe binalarla ün kazanmıştı. Akıllara durgunluk veren lüks ve ihtişam içinde yaşayan bu halk, ahlaki değerlerinden tamamen uzaklaşarak Allah'a ve elçisine karşı büyükleniyordu. Komşu kabileleri de işgal eden Ad kavmi insanları, esir aldıkları insanları köle gibi çalıştırarak zulmetmekten geri durmuyordu. Cenab-ı Allah, böyle sapkın bir kavmi uyarıp korkutması,
onları tevhid dinine davet etmesi için elçisini gönderdi. O peygamber Hazreti Hud aleyhisselamdı. Hud aleyhisselam, Ad kavminin tanınan bir ailesine mensuptu. Sapkın kavmin içinde münzevi bir hayat yaşıyordu. Çevresindeki birkaç müminle birlikte Hazreti Nuh'un getirdiği kitaba uyuyor, çevresindeki insanlara da bu kitaba uymalarını tavsiye ediyordu. Cenab-ı Allah, diğer peygamber gibi Hazreti Hud'u da tevhid inancından sapmış kavmi, hak dine davet etmesi için peygamber olarak görevlendirdi. Ad halkına da kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz yalan olarak tanrılar düzenlerden başkası değilsiniz. Hazreti Hud, Allah'tan başka varlıkları ilah edinen, maddi güçleriyle gururlanan kavmini imana davet ediyordu. Kavmine sahip oldukları güç ve kuvvetin Allah tarafından verildiğini hatırlatıyor, onları tevbeye davet ediyordu. Sapkın kavimse küfründe ısrar ediyor, Hazreti Hud'un getirdiği tüm akılcı delillere kulaklarını tıkıyordu. Hud kavmine, ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala korkup sakınmayacak mısınız? Dedi. Kavminin önde gelenlerinden inkar edenler dediler ki, gerçekte biz seni akli bir yetersizlik içinde görüyoruz. Ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Oysa yakın geçmişte aynı hataya düştüğü için helak olan Nuh kavminin yaşadıklarını en iyi onlar biliyordu. Kavmi Hazreti Hud'a şüpheyle yaklaşıyordu. Bir insanın hiçbir menfaati olmaksızın insanları gerçeğe çağırmasına ve bu yola hayatını adamasına bir anlam veremiyorlardı. Hazreti Hud ise kavmini uyarmaya devam ediyor, eğer sapkınlığa devam ederlerse korkunç bir azabın apansız kendilerini yakalayacağını bildiriyordu. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, bizim için fark etmez, öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da. Bu, geçmiştekilerin geleneksel tutumundan başkası değildir ve biz azap görecek de değiliz. Ad kavmi bu sözleriyle Allah'a ve elçisine isyanını ilan ediyordu. Rivayetlere göre 400 yıl boyunca peygamberlik görevini yerine getiren Hazreti Hud'u inkar eden kavim, büyük bir gaflet içerisinde helake doğru sürükleniyordu. Önce dünyanın en bereketli topraklarına yağan yağmurlar bir anda kesildi. Bağlar ve bahçeler hızla kuruyordu.
hayvanlar telef oluyor, insanların yiyecek stoku hızla azalıyordu. Devamlı olarak kuru ve bunaltıcı bir rüzgar esiyordu. Tozdan ve sıcaktan insanlar evlerinden çıkamaz olmuştu. Rivayetlere göre bu sıkıntılı dönem 3 yıl sürdü. Kavmin içindeki müşrikler bu dönemde de tebliğine aralıksız devam eden Hazreti Hud'u inkar etmeyi sürdürüyorlardı. Zulüm ve isyanları nedeniyle başlarına gelen bu afetin sorumluluğunu Hazreti Hud'a yükleyerek onu öldürme planları yapıyorlardı. Hazreti Hud'un gösterdiği mucizeler bile Ad kavminin kalbini yumuşatmaya yetmiyordu. "Ey Hud," dediler. "Sen bize apaçık bir belge, mucizeyle gelmiş değilsin ve biz de senin sözünle ilahlarımızı terk etmeyiz. Sana iman edecek de değiliz." Hazreti Hud aleyhisselam kavminin yanından, "Allah'ı şahit tutarım. Siz de şahitler olun ki gerçekten ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım," diyerek ayrıldı. Sapkın kavimse alaycı üslubunu sürdürüyor, "Eğer samimiysen söylediğin azap gelsin de görelim," diyorlardı. Artık Hazreti Hud'un söyleyecek sözü kalmamıştı. Kavmine azabın yakın olduğunu bildirdi. "Andolsun," dedi. "Rabbinizden üzerinize iğrenç bir azap ve gazap gerekli kılındı. Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve sizinle babalarınızın isimlendirdiği, düzüp uydurduğu bir takım isimler, düzme tanrılar ve kurallar adına mı benimle mücadele ediyorsunuz? Öyleyse bekleye durun. Şüphesiz ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim." Bu sözleri söylediği sırada Hazreti Hud'a helakin ne zaman geleceği vahyedilmişti. Hazreti Hud, kendisine vahyedildiği gibi kendisine iman eden müminleri şehrin dışında bir yerde topladı. Gün ağarmasına yakın ufuktan siyah bir duman kitlesi göründü. Birkaç dakika sonra sapkın bir kavim tarih sahnesinden silinecekti. Aylardır kıtlık ve susuzlukla kıvranan Ad kavmi, siyah bulutları görünce sevinmişti. Gelen bulutların kendilerine eskiden olduğu gibi bereketli yağmurlar getireceğini zannediyorlardı. Hazreti Hud ise kavmine seslenerek gelen bulutların azap getireceğini bildirdi. Bu Ad kavmine yapılan son uyarıydı. Derken onu, azabı, vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman, "Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur," dediler. "Hayır, o kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgar, onda acı bir azap vardır." Birkaç dakika sonra büyük bir gök gürültüsüyle birlikte gelen şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başlamıştı. Şaşkınlık içerisindeki Ad kavminin ileri gelenleri etrafa savruluyorlardı. Övündükleri yüksekçe binalar, içine doldurdukları putlarla birlikte yerle bir oluyordu. Saraylar, bağlar ve bahçeler bir harabeye dönmüştü. Ölen insanların üzeri kısa sürede kumlarla örtüldü.
Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eder. Böylece meskenlerinden başka hiçbir şeyleri görünemez duruma düştüler. İşte biz suçlu, günahkar bir kavmi böyle cezalandırırız. Büyük helak 8 gün sürmüştü. Sapkın kavmin insanlarının bir kısmı kumların altında kalmış, bazıları ise rüzgarlarla denize sürüklenmişti. Korkunç bir kum fırtınası Ad kavmini sanki hiç yaşamamışçasına yok etti. Ne yüksekçe binaları, ne taptıkları putlar, ne de sandıklar dolusu hazineleri kendilerine bir yarar sağlayamamıştı. Kavmini terk eden Hazreti Hud ve 4000 kadar mümin sağ salim kurtulmuştu. Emrimiz geldiği zaman tarafımızdan bir rahmetle Hud'u ve onunla birlikte iman edenleri kurtardık. Onları şiddetli, ağır bir azaptan kurtardık. Rivayetlere göre Mekke civarında bir beldeye yerleşen Hazreti Hud ve çevresindeki müminler tüm bölgeye Ad kavminin ibret verici sonunu anlattılar. Mümin toplulukları hızla bütün Arap Yarımadası'na dağılarak insanlara Allah'ın varlığını ve birliğini anlatıyor, Hazreti Hud'un tebliğini insanlara ulaştırıyorlardı. Bölgedeki insanlar hızla imana yöneliyordu. Tarihsel kaynaklara göre Hazreti Hud, helak hadisesinden 43 yıl sonra vefat etti. İnanan insanlar kurtuldu, Cenab-ı Allah'a ve elçisine inanmayanlarsa cezasını korkunç bir şekilde buldu. İlahi kanun bu şekildeydi. Ad kavmi de inanmadı ve cezasını buldu. Kendisinden sonra gelen çağlara ve nesillere ibret oldu. Semud kavmi de uyarıları yalanladı. Dediler ki, bizden biri olan bir beşere mi uyacağız? Bu durumda gerçekten biz bir sapıklık, dalalet ve çılgınlık içinde kalmış oluruz. Zikir, vahiy içimizden ona mı bırakıldı? Hayır, o çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir şımarıktır. Onlar yarın kimin çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir şımarık olduğunu bilip öğreneceklerdir. Ad kavmi helak olmadan önce şehri terk eden müminler, önce Mekke'ye, daha sonra Arabistan'ın çeşitli bölgelerine dağılmışlardı. Bu büyük helakten Hazreti Hud'la birlikte kurtulanlardan biri de Semud'tu. Semud, ailesiyle birlikte Medine ile Şam arasındaki bir bölgeye yerleşmişti. Hicr denilen bu şehirde büyük bir medeniyet doğuyordu. Semud ve torunları bu bölgede çoğaldı ve Semud kavmi adı verilen bir topluluk oluştu. Allah, Ad kavmine verdiği nimetlerin bir benzerini de bu topluluğa verdi. Zengin toprakları, muhteşem saraylarıyla bütün bölgeye ününü duyurmuşlardı. Ancak Semud kavmi de aynı yanılgı içerisine girmişti.
Maddi imkanları arttıkça doğru yoldan ayrılmaya başlayan kavim, insanlar arasında fesat çıkarmaya başlamıştı. 9 kabileden oluşan bu kavim, bir çete oluşturarak başka şehirlere saldırmaya başlamıştı. Bu çetenin en büyük özelliği ise, kervanların önünü keserek soygunculuk yapmaktı. Ad kavmi gibi taştan putlar yaparak tapmaya başlamış, Hazreti Hud'un getirdiği hak dinden ayrılmışlardı. Dışarıdan köklü ve güçlü gibi görünen bu medeniyet, içten içe çürümeye başlamıştı. Allah'ın sınırlarını çiğneyen, kendilerine gönderilen hak dini tahrif eden tüm kavimlere gönderildiği gibi, Semud kavmine bir elçi gönderildi. Asırlar boyunca kimi toplumlar Allah'ın dinini kabul etmişler, kimileri ise Ad kavmi gibi inkar etmişlerdir. Bazen inkarcı bir toplumun içinden küçük bir azınlık çıkmakta ve sadece bunlar elçiye uymaktadırlar. Ancak kendilerine tebliğ gelen kavimlerin çok büyük bir kısmı bunu kabul etmemişlerdir. Sadece Allah'ın elçisinin kendilerine getirdiği tebliği dinlememekle kalmamış, aynı zamanda elçiye ve ona uyanlara da zarar vermeye çalışmışlardır. Elçilere birçok kez yalancılık, büyücülük, delilik, şımarıklık gibi iftiralar atılmış, hatta birçok kez kavmin önde gelenleri onları öldürmeye teşebbüs etmişlerdir. Oysa her peygamber kavminden yalnızca Allah'a itaat etmesini istemiştir. Bunun karşılığında para ya da başka bir dünyevi çıkar talep etmemişlerdir. Allah'ın emri gereği kavimlerinin üzerinde herhangi bir konuda baskı kurmamışlardır. Elçiler, gönderildikleri toplumları hak olan dine davet etmekte ve kendilerine uyanlarla birlikte Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşamaktadırlar. Bu peygamberlerden biri de Hazreti Hud aleyhisselamın ardından tekrar inkara sapan bir toplumu Cenab-ı Allah'ın sınırlarını korumaya ve elçisine uymaya çağıran Hazreti Salih'tir. Hak dinden sapan kavmin içinde az da olsa Hazreti Hud'un getirdiği şeriata göre yaşayan insanlar da vardı. Ubeyd de bu müminlerden biriydi. Ubeyd'in oğlu Salih de babası gibi putlara tapmaktan kaçınıyordu. Olgunluk çağına geldiğinde Cenab-ı Allah tarafından peygamberlik göreviyle şereflendirildi. Onun hak dini tebliğ etmesini ummayan kavimse, kendilerini içinde bulundukları sapkınlıktan uzaklaştırmaya çağırması karşısında şaşkınlığa düşmüşlerdi. İlk tepkileri, Allah'ın kendileri için seçip gönderdiği peygamberi inkar oldu. Semud halkına da kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ''Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı.
ve onda ömür geçirenler kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin. Şüphesiz benim Rabbim yakın olandır, duaları kabul edendir. Dediler ki, ey Salih! Bundan önce sen içimizde kendisinden iyilikler ve yararlılıklar umulan biriydin. Atalarımızın taptığı şeylere tapmaktan sen bizi engelleyecek misin? Doğrusu biz, senin bizi davet ettiğin şeyden kuşku verici bir tereddüt içindeyiz. Salih peygamberin çağrısına halkın az bir kısmı uydu. Çoğuysa anlattıklarını kabul etmedi. Özellikle de kavmin önde gelenleri Hazreti Salih'i inkar ettiler ve ona karşı düşmanca bir tavır takındılar. Hazreti Salih'e inananları güçsüz duruma düşürmeye, onları baskı altına almaya çalıştılar. Hazreti Salih'in kendilerini Allah'a ibadet etmeye çağırmasına öfke duyuyorlardı. Bu öfke sadece Semud halkına özgü de değildi aslında. Semud kavmi, kendisinden önce yaşayan Nuh ve Ad kavimlerinin yaptığı hatayı yapıyordu. Kur'an'da bu üç toplumdan şöyle söz edilir. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad ve Semud'la onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Ki onları Allah'tan başkası bilmez. Elçileri onlara apaçık delillerle gelmişlerdi de, ellerini ağızlarına götürüp öfkelerinden ısırdılar ve dediler ki, tartışmasız biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyleri inkar ettik ve bizi kendisine çağırdığınız şeyden de gerçekten kuşku verici bir tereddüt içindeyiz. Hz. Salih'in uyarılarına rağmen kavim Allah hakkında kuşkulara kapılmaya devam etti. Ancak yine de Hz. Salih'in peygamberliğine inanmış bir grup vardı ki bunlar daha sonra azap geldiğinde Hz. Salih'le beraber kurtulacaklardı. Toplumun önde gelenleri ise Hz. Salih'e iman etmiş olan topluluğa zorluk çıkarmaya çalıştılar. Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar, müstekbirler, içlerinden iman edip de onlarca zayıf bırakılanlara, mustazaflara dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, biz gerçekten onunla gönderilene inananlarız, dediler. Büyüklük taslayanlar, müstekbirler de şöyle dedi. Biz de gerçekten sizin inandığınızı tanımayanlarız. Semud kavmi hala Allah ve Hazreti Salih'in peygamberliği hakkında kuşkulara kapılmaktaydı. Üstelik bir kısım Hazreti Salih'i açık olarak inkar ediyordu. Hatta inkar edenlerden bir grup hem de sözde Allah adına Hazreti Salih'i öldürmek için planlar yapıyordu. Zenginliğin ve Allah'a isyanın zirvesine çıkan Semud kavminin yaşadığı topraklardaki kuyuların bir tanesi hariç tamamı bir gecede kurudu. Bir tek kuyuyla bütün bağ ve bahçelerin sulanması imkansızdı. Ad kavmi gibi Semud kavmi de yoksullaşmaya başlamıştı. Başlarına gelen bu felaketin nedeninin Allah'a ve elçisine isyan olduğunu kavrayan birçok insan, Hazreti Salih'e iman etmişti.
Hazreti Salih'i küçük düşürmek ve halkın üzerindeki etkisini kırmak için bir plan düşünen Semudlular, bir bayram günü Hazreti Salih'e şöyle dediler: "Sen yalnızca bizim benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsin. Eğer doğru sözlüysen, bu durumda bir ayet, mucize getir görelim." Kavmin istediği mucize, kayaların içinden 10 aylık kızıl bir dişi deve çıkmasıydı. O zaman toplu olarak Hazreti Salih'e iman edeceklerini açıklamışlardı. Hazreti Salih, Allah'ın vahyi üzerine kavminin Allah'ın emirlerine uyup uymayacaklarını belirlemek için son bir deneme olarak onlara dişi bir deve gösterdi. Kendine itaat edip etmeyeceklerini denemek için kavmine sahip oldukları suyu bu dişi deveyle paylaşmalarını ve ona zarar vermemelerini söyledi. Böylece kavim bir denemeden geçirildi. "Ey kavmim! Size işte bir ayet olarak Allah'ın devesi. Onu serbest bırakın. Allah'ın arzında yesin. Ona kötülük vermek niyetiyle dokunmayın. Yoksa sizi yakın bir azap sarıverir." Hazreti Salih kavmin isteğini yerine getirmiş ve istedikleri dişi deveyi karşılarına çıkarmıştı. Bu çok açık bir mucizeydi. Ancak sapkın kavim bu mucizeye de inanmıyor ve Hazreti Salih'in bir sihirbaz olduğunu söylüyordu. Hazreti Salih, şehrin tek kuyusunun sırayla kullanılacağı konusunda kavmini uyardı. Su içme hakkı bir gün devenin, bir gün Semud halkınındı. Kavmin ileri gelenleri, Hazreti Salih'in tüm uyarılarına rağmen deveyi öldürmenin planlarını yapmaya başlamıştı. Ancak kimse deveyi öldürmeye cesaret edemiyordu. Bozgunculuklarıyla tanınan 9 kişilik bir grup deveyi öldürmekle görevlendirilmişti. Alaycı bir şekilde Hazreti Salih'in yanına gelerek deveyi öldürdüklerini ama başlarına herhangi bir azabın gelmediğini söylediler. Hazreti Salih kavmini tevbe etmeye çağırdı. Dedi ki: "Ey kavmim! Neden iyilikten önce kötülük konusunda acele davranıyorsunuz? Allah'tan bağışlanma dilemeniz gerekmez mi? Umulur ki esirgenirsiniz." Sapkın grubun sözcüsü Kıdar, tevbe etmeye yanaşmadığı gibi başlarına gelen tüm belaların sorumlusunun Hazreti Salih olduğunu iddia etti. Kavminin küfründe ısrarlı olduğunu gören Hazreti Salih son sözlerini söyledi: "Sizin uğursuzluğunuz, başınıza gelenler Allah katında yazılıdır. Hayır, siz denenmekte olan bir kavimsiniz." Artık Semud kavmi adım adım helake doğru gidiyordu. Deveyi öldürerek tüm belalardan kurtulacağını zanneden sapkın kavim büyük bir yanılgı içerisindeydi. Deveyi öldürdükten sonra kendilerine azabın çabucak gelmemesi, kavmin azgınlığını daha da arttırdı. Hazreti Salih'i rahatsız etmeye, onu eleştirmeye ve yalancılıkla suçlamaya başladılar. Allah, inkar edenlerin kurdukları hileli düzenleri boşa çıkarttı ve Hazreti Salih'i kötülük yapmak isteyenlerin elinden kurtardı. Bu olaydan sonra artık kavme her türlü tebliği yaptığını ve hiç kimsenin öğüt almadığını gören Hazreti Salih, kavmine 3 gün içinde helak olacaklarını bildirdi. Salih dedi ki: "Yurdunuzda 3 gün daha yararlanın. Bu
yalanlanmayacak bir vaattir. Rivayetlere göre çarşamba günü deveyi öldüren Semud kavmine gelecek büyük azabın ilk belirtisi olmak üzere insanların yüzü sararmaya başlamıştı. Geçen her saatin onları felakete götürdüğünü hissettikleri halde bunu birbirlerine itiraf edemiyorlardı. Hazreti Salih'i öldürme planlarını gerçekleştirdiklerinde bu büyüden kurtulacaklarını düşünüyorlardı. Hazreti Salih'in evi 9 kişi tarafından basıldığında Hazreti Salih ve çevresindeki müminler çoktan şehri terk etmişti. O gece yarısı şehrin üzerinde bir toz bulutu görünmeye başladı. Gökyüzünde meydana gelen korkunç bir gürültüyle helak başladı. O zulmedenleri dayanılmaz bir ses sarıverdi de kendi yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar. Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi. Haberiniz olsun, Semud halkı gerçekten Rablerine karşı inkar etmişlerdi. Haberiniz olsun, Semud halkına Allah'ın rahmetinden uzaklık verildi. Bu sırada Hazreti Salih ve çevresindeki müminler, kavmin korkunç helakini şehrin yakınlarındaki bir tepeden izliyordu. Çığlıklar içinde kaçışan kavmine şöyle seslendi. Ey kavmim! Andolsun size Rabbimin risaletini ettim ve size öğüt verdim. Ama siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Şehrin ihtişamlı görüntüsü birkaç dakika içerisinde yerini bir harabeye bırakmıştı. Şehir yerle bir olurken insanlar oldukları yerde can vermişti. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? Çünkü biz onların üzerine bir tek çığlık gönderdik. Böylece onlar ağıldaki çalı çırpı olan kuru ot gibi oluverdiler. Kendilerini yalnızca iyiliğe çağırmaktan başka bir şey yapmayan Hazreti Salih'i öldürmeyi tasarlayan Semud kavmi, Allah'ın azabı ile cezalandırılmış ve ayetlerde anlatıldığı gibi helak edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi, öncekilerin kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Allah'a isyan ettikleri ve O'nun hükümlerini tanımadıkları için helak olmuş olan kavimler, bizlere insanın Allah karşısında ne denli aciz ve zayıf olduğunu göstermektedir. İnsana düşen, bu değişmez gerçeği her zaman görmek, en büyük ve en üstün olanın her zaman için Allah olduğunu ve sadece O'na kulluk etmekle kurtuluşa erişilebileceğini bilmektir.